Evet sevgili Veli, Fenerbahçe 1-0 kazandı. Muhammed Gümüşler'in attığı golle Sayın Ali Koç, Sayın Başkan'la birlikteyiz. Bir açıklaması olacak. Sayın Başkan, zorlu bir karşılaşma, kritik bir karşılaşma. Genç oyuncunun attığı golle 1-0 kazandınız. Çok zor değildi. Hakimiyet bizdeydi. İyi baskı yaptık. 94. dakikada baskı yapıyorduk. O da çok memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu. O sistem yavaş yavaş oturuyor. Herhalde sizler de görüyorsunuzdur. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız rakipteyken. Üçüncü bölgede basmamız. Çok koşmamız. Yardımlaşmamız. Daha inançlı, daha savaşan bir ekip olması. Ama daha ya çok yolun başındayız. Köprünün altından çok daha sular akacak. Bu da sistemin oturmamış hali. Ama diğer taraftan yeni sezona başlamadan önce çok şükür kamp dönemini kazasız, belasız, sakatsız atlattık derken sanki anlaması güç bir şekilde arka arka 3 tane önemli oyuncumuz. Ondan sonra da Adana Demirspor maçında Serdar'ı kaybettik. Bugün Novak'la İrfan. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Dolayısıyla yani yine bir üstümüze bir uğursuzluk var. Onu söyleyeyim. Onunla uğraşmaya çalışıyoruz. Kendi yöntemlerimizle. Fakat doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı kutluyorum. Niye kutluyorum? Kısa zamanda sistemini öğretti, anlattı, inandırdı. Futbolcular da ayak uydurmaya çalışıyorlar. İnşallah en az 3 hesabı kitabı doğru yapabilirsek de 4 transferimiz olacak. Şimdi transfer konusuna gelince taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımız derken kalbi sarı lacivert için, çubuklu için atan, kayıtsız şartsız Fenerbahçe'yi seven, destekleyen, iyiliğini isteyen, kulüp siyasetinin dışında olan gerçek taraftarlara sesleniyorum. Daha bismillah demeden, daha Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimlerin başlattığını biliyoruz, yakında takip ediyoruz ama onların da üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar ve yıpratıcı bir noktaya geliyorlar. Ben kolay kolay yıpranmam da takım olarak, teknik kadro olarak tabii ki genç arkadaşlar yıpranmaya daha müsaitler. Dün bir forma açıkladık. Yok efendim forma şöyleymiş, yok efendim forma böyleymiş, arma yokmuş. Bence bu sene son yılların en güzel formalarıyla çıktık. Bu sene Puma dünya çapında kulüplerle tarihinde ilk defa yeni bir dizaynla aynı anda bir lansman yaptı. Şahsen çok beğendim. Bu sefer yaygara kopartıyorlar. Yok formada logo yokmuş. Şöyleymiş böyle. Formayı gördünüz mü? Gördüm. Formanın ön tarafı tamamen logo. Arkada da renkli logomuz var. Halbuki şunu beklerdim ya, bravo Fenerbahçe'ye, yepyeni dizayn, dünya çapında lansmanın parçası olmak, Puma takımları arasında birinci lig diyelim, birinci seviyede takımlar arasında olmak, ona göre muamele görmek. Puma'ya da teşekkür ediyorum, iyi bir işbirliği başlattık. Diğer tarafta santrafor konusu, yok efendim öyleymiş böyleymiş. Arkadaşlar, ben gerek sezon sonunda, bazı gazetecilerle, spor muhabirleri yaptığım toplantıda gerek Yüksek Güven Kurulu'nda bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi nasıl bir takım kurmak istediğimizi, ne ruhta, ne tarz oyuncuların bizle de kalacağını, devam edeceğini, kendi için değil takım için özellikle oynayacak, 90 dakika mücadele edecek, savaşacak, taşıdığı formanın sorumluluğunu hem mesleğinde hem de özel hayatında onun bilinciyle yaşayacak ve her şeyini verecek bir takım kuracağız dedim. Görmüşsünüzdür. 94. dakikada hala baskı yapan bir takım. Birbiri için mücadele eden bir takım.
şahsından çok, kendinden çok takım için. Lafımın altını çizerek söylüyorum tekrar. Ve dedim ki transferde rahat olun. Bu tesadüfi bir sessizlik değildir. Ağustos ayının ikinci yarısında çok ciddi fırsatlar çıkacaktır. Biraz sabredin dedik. Bunu derken iki santraforumuz artı Samatta. Samatta'ya financial fair play'den burada yazamıyoruz ama en azından ikisini yazabileceğimiz iki santraforumuz vardı. Serdar'la Enner. Ve çok rahatlıkla birkaç maçı buna geçebileceğimiz planladık. Kim tahmin edebilirdi ki 2-3 gün arayla ikisini de kaybedeceğimizi. Onun için öyle yok öyle yapmışlar. Yok böyle yapmış, şöyle yapmış. Yani bu rica ediyorum samimi taraftarımızdan bizi yıpratmaya. Bizi yıpratmak ne demek? Fenerbahçe başarısız olsun diye. Bir dakika susar mısın lütfen? Bu takım kuramamışız, edememişiz. Başkaları şöyle transfer yapmış, böyle yapmış. Geçen sene de biz çok yaptık. Daha sezon başlamadan şampiyon ilan ediyorduk. Çok transfer etmekle, az transfer etmekle alakası yok. Neyle alakalı biliyor musun? Disiplin, takım ruhu, sahada savaşan ekip, birbirine inen ekip. Yani bunda her geçen gün daha fazlası da görüyoruz. 20 yaşındaki Muhammed golü atıyor. 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Sadece samimi taraftarın desteğim daha bismillah demeden bu ruh haline kapılmalarını son derece kınıyorum, yadırgıyorum ve kırıldığımızda belirtmek istiyorum. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz. Şu an 18 günümüz daha var. Bakın biz özellikle Kulüpler Birliği Vakfı'na rica ettik federasyona. Biz bir hafta sonra Avrupa'dan transfer penceresi kapayalım diye. Onlar da zor da olsa yürürlüğe soktular. Neler çıkacak, ne fırsatlar çıkacak orada da göreceksiniz. Dolayısıyla sabredin. Şu 2-3 haftayı kazasız belasız atlatalım. Allah bizi sakatlıktan, nazardan korusun. Ve bu takım, başka takımlar ne transfer yapıyorsa yapsınlar. Bu takım inancıyla, ruhuyla, gençleriyle, azmiyle, birbiriyle savaşan, birbirleri için her şeyi veren bir ekipten oluşan takımı ne olduğunu, nasıl olduğunu gösterecek. Öyle teşekkür ediyorum. Yeni sezon hayırlı uğurlu olmasını rica ediyorum. Adana maçından sonra, Adana Demirspor maçından sonra konuşamamıştık. Ben burada özellikle Sayın Murat Sancak'a, Adana Demirspor yönetim kuruluna ve bizi orada çok güzel, çok sıcak karşılayan, başından sonuna kadar bizle ilgi ve alaka gösteren, sıcak misafirperverlik gösteren Adana Demirspor camiasına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir stada kavuşmuşlar. İyi de bir takımları var. Murat Bey'in dediği gibi de, evet ona öyle dedim. Ben bu sıcağa rağmen Adana Demirspor'la ilk maç oynamayı şans olarak biliyorum. Çünkü onlar daha oturmamış olacaklardı. Onların da yolu açık, şansları bol olsun. Haklı, adil, hak edenin kazandığı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Başkanım bir soru sorabilir miyim? Başkanım Pelkas'la ilgili durum nedir? Satılacak gibi dedikodular duyuyoruz. Var mı öyle bir şey? Dedikodular duymuyoruz. Dedikodları sizler yaratıyorsunuz. Şahsınızda söylemiyorum ama hayır satılmayacak. Tabii ki satılmayacak. Başkanım yeni transferler için bir alsat dengesi sorunu yaşar mı Fenerbahçe? Şimdi Samatta'nın finansal fair anlaşması gereği yaşıyoruz ki Samatta yazamadı. Değil mi söyledim İrfan? Yok başkanım yani yeni transferde o Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleriyle ilgili durum nedir başkanım? Fenerbahçe kripto paradan çok ciddi bir gelir elde ediyor. Harcama limitlerinde sorunumuz yok. Ya oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir durum. Tabii orada sorunumuz yok. Sorun alsat dengesinde. Finansal fair play UEFA'nın koyduğu. Onu da bir şekilde yöneteceğiz. Başkanım iki isim var çok ön plana çıkan. Sorabilir miyiz onlar? Sörloth ve Kolasinac isimleri çok bana yazık. Bakın 3 senedir beraberiz. Biz bir şey imza atmadan açıklamıyoruz. Evet. Bu işin dedikodusunu yapmıyoruz. Bu işin sizlere haber sızdırmıyoruz. Yani bir kere ben veya arkadaşlarım sizlere herhangi bir haber sızdırdık mı? Gündem yaratmak için. Bizim de bu yoğurt işimiz böyle. Onun için belki fazla tenkit görüyoruz. Yani taraftarlarımız rahat olsunlar. Okudukları haberleri bizden çıkmadığı müddetçe de itibar göstermesinler. Sizler de
bir nebze hak veriyorum. Çünkü sizler de sayfaları doldurmanız lazım, haber yapmanız lazım. Belli isimler üzerinde spekülasyonlar oluyor. Olabilir, bu işin doğasında var. Bu işin maliyeti böyle. Ama biz tekrar söylüyorum, işe imzalamadan hiçbir şey açıklamıyoruz. İnşallah planlarımız, hedeflerimiz arzu ettiğimiz gibi gerçekleşir. Başkanım, o zaman şöyle sorayım. Vitor Pereira basın toplantısında bir tarifte bulundu. Golcü tarifinde bulundu, istediği golcü. Gol atan, bitirici fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum dedi. İsim söylemiyorsunuz ama bu tarife uyan bir golcü olacak mı Fenerbahçe'de? Yani gol atamayan, bitiremeyen transfer istiyorum demezdi herhalde yani. Son derece makul bir tanım yapmış. Evet, öyle istiyoruz. Başkanım. Bunu da söyleyeyim. Yani Samat da kendini biraz toparlarsa, özellikle Serdar, özellikle Enner zaten gol atan bitirici santraforlar. Göreceğiz. Başkan, ben bir mesela Simak'ın bir açıklama yapmıştım. Bütün transferlerimiz hocamızın isteği doğrusu oldu diye. Öncelikle Steven Colker konusunda son dönemde bazı kamuoyunda çıkan haberler de var. Colker konusu nereye bağlı? Kadroya alınmadı. Kadroya alınmadı. Bağlandığı zaman görüşürüz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.